sayı. Sıradaki konumuz ardış sayıların toplamı. Sence ardış sayılar ne demek? Yani dayı adı üstünde ard arda gelen sayılar. Ard arda ne gibi? Yani 2, 3, 4, 5, 2, 4, 6, 8 veya 105. Belli bir düzen içerisinde 110, giden değil mi? 115 gibi. Gibi. Çok ilginç örneklerin var dayı. Ardışık, ardışık tam sayılar mesela çift, tek bir şey demediği için 1-1 artar. X, x artı 1, x artı 2. Evet. Ardışık tek tam sayılar 2-2 artar. 1-3-5-7. O zaman ben burada x, x artı 2, x artı 4 derim. Ha burada şunu da diyebilirim. 2n artı 1, 2n artı 3, 2n artı 5. Böyle de diyebilirim ama ben bu tarzı seviyorum. Evet. Ardışık çiftler. Bunlar da yine x, x artı 2, x artı 4 şeklinde yazabilirim. Ya da 2n, 2n artı 2, 2n artı 4. Benim tarzım bu. İster böyle yaparım, ister öyle yaparım. Diyorum ama böyle yaparım dayı. Evet. Ardışık 3'ün katlarını da sen söyle. Dayı ardışık 3'ün katlarını şöyle diyebiliriz. 3x, 3x artı 3, 3x artı 6. Veya x, x artı 3, x artı 6 şeklinde de diyebiliriz. Evet. Ardışık 3'ün katından bir fazla olan. Şimdi adam 3'ün katından bir fazlaysa bunu şöyle ifade etmek iyi olur. 3x artı 1. Evet. Şimdi 3'ün katı 3x. Evet. Bir fazlası 3x artı 1. Sonraki adam 3x artı 4 olur. O zaman 3x artı 1, 3x artı 4. Sen de dayı bize 5'in katının 2 fazlasını söyle. 5x derim, o 5'in katı olur. 5x artı 2 derim. Evet. Ondan sonra 5x artı 7 derim. Çok güzel. Sonra 5x artı 12 derim. Diye devam edersin. Diye. Evet dayı, ardışık 3'ün katı çift tam sayılarda ne dersin? Dayı 3x artı 6 derim mesela birinciye. Nereden hemen bunu dedin dayı? Çünkü x diyene bir sayı verdim. Ver. Kaç vereyim mesela dayı? 1 verdim mesela. 9 olur o zaman. 3 kere 3, 6 daha 9. Ha, olmadı o zaman. Olmadı. Ya şöyle düşünsene dayı. Adam hem 3'ün katı hem de çift. O zaman 3 kere 2'den 6, 6 artması lazım. Ya ben ilk adama x dersem öbür adam x artı 6 olmalı. Daha sonraki x artı 12 olmalı. Yani artış miktarı 3'ün katı çift diyor ya 6, 6 olmalı. Evet. Sen ilk adama şey dersin 3x dersin ama bir sonraki adama 3x artı 6 demelisin. Evet, çünkü ilk adama 3x dersen... Orada da x'e 1 diyemezsin. X'e 1 çift dediğin için x'e 2 dersin. 1 sordum bana. 3 ama ben bir sonraki şeyi de sordum. 3 kere 1, 3, 3 kere 2, 6. İşte nasıl cevaplayıp cevaplamadığını evet. Görmek için sordum. Bravo. Bana. Demek ki mesela şey deseydi, ardışık 5'in katı çiftler. O zaman ben burada ne anlamam lazım? Yani kaç beş, kaç artması lazım? 5'in katı çiftler. 5x dediğim zaman... Ya dayı onu boş ver. Bak 3'ün katı çift. Çift de 2'yi gör. 3 kere 2 6. Ha bu 5'in katı çift. Demek ki 10'un artı. Yani şöyle diyeceğim. 5x, 5x artı 10. 10, 5x artı 20. Aynen öyle. Aynen öyle. Ardışık 7'nin katı çift sayılar dese. 14, 14. 14. Ardışık 4'ün katı çiftler dese. 8, 8. Dayı 4'ün katları zaten çifttir. 4, 4 artar. 8, 8 demeyeceğiz. Demeyeceğiz. Yani 8 bölü 2, 8 bölü 2 diyeceğiz. Tamam öyle olsun. Şimdi dayı liseli Gauss. Evet. Adama liseli demişiz. Bunun niçin liseli olduğunu birazdan anlatacağız. Birden n'e kadar olan sayıların toplamının n çarpı n artı 1 bölü 2 olduğunu tüm dünyaya Gauss söylemiş. Evet, hem de çocuk, hem de yaşta. Çocuk yaşta, liseli bir yaştayken. Liseliden de daha küçükmüştür dayı hatta. Daha da küçük rivayetler var değil mi? Rivayetler. Rivayetler var. Şimdi Gauss ne yapmış? Birden n'e kadar olan sayıların toplamını n çarpı n artı 1 bölü 2 yani sonradan çarpı 1 fazlası bölü 2 demiş bize. İspatını görelim. Tabii şu an tamamen hayal ürünü bir hikaye anlatacağım. Evet. Bu birden, hikayede anlatılanlar gerçek kişiler ama olaylar hayal. Olaylar biraz hayal ürünü. Birden 100'e kadar olan sayıların toplamını hocası gelmiş sınıfa bakmış. Oğlum demiş siz demiş bunu toplayın demiş ben bir yukarı gidip çay alıp geleyim demiş. Çıkmış yukarıya bir dakika sonra gelmiş. Sormuş bir dalga geçerek aranızda yapan var mı demiş. Oradan arka sıradan bir tanesi elini kaldırmış. Ben demiş. Senin adın ne demiş. Dalga geçecek ya. Gauss demiş çocuk. Ne yaptın cevabı? Şu. Hoca birden elinden çay bardağını düşürüyor. Şaşırıyor. Kendi evde sabaha kadar bunu hesaplamış. Bu çocuk nasıl oldu da bunu buldu diye çağırıyor sahneye. O da geliyor. Hocam bak diyor birden 100'e kadar olan sayıların toplamı Gauss'un G'si olsun. İleride beni konuşacaklar.
Benim halkımın en büyük eksikliği tersten düşünememektir. Bunu hemen tersten çevirip 100'den 1'e kadar olan sayıların toplamına da g dersem, alt alta toplarsam bunları, bir şey değişmez hocam diyor. O da Gauss, bu da Gauss. Topladığım zaman burası 101. 2 ile 99, 101. 3 ile 98, 101. Nokta nokta, yüzde 1 topladım, 101. Ve burası da 2 Gauss. Hocam burada kaç tane 101 var? Çok basit, 1'den 100'e kadar sayı varsa 100 tane 101 var. Hemen 100 çarpı 101 eşittir 2 tane Gauss'tu. Her tarafı da 2'ye bölersek, işte hocam cevabım budur diyor. 100 çarpı 101 bölü 2. Yani son adam çarpı 1 fazlası bölü 2. Gauss böylelikle tarihe geçiyor. Allah ondan razı olsun. A ve B ardışık çift tam sayılar ise iki durum vardır. Sence hangi durumlardır dayı bunlar? Dayı şu aşamada A'nın B'nin büyük olduğunu belli olmadığı için ya A büyük olabilir ya B. Evet. Ya yani kimin kimden büyük olduğunu bilmiyoruz. Evet. Ardışık çift ama kim kimden büyük? Evet. Ama büyüklük miktarının iki olduğunu biliyoruz değil mi? Tabii. O zaman iki durumu şöyle değerlendirelim. A B'den küçükse ya da B A'dan küçükse. A'nın B'den küçük olma durumunda küçüğe 2 eklersek B'ye eşit olur. Evet. B'nin A'dan küçük olma durumunda da B'ye 2 eklersek A'ya eşit olur. Bir de şu terim sayısı bizim için önemli bu konuda. Terim sayısı yani adam sayısı son terim eksi ilk terim bölü artış miktarı artı 1. Sondan başı çıkartıp artış miktarına bölüyoruz ve 1 eklemeyi unutmuyoruz. Bir de bu var dayı. Tam ortadaki adam. Sayılar dizilmişler. Tabi bunların ortası varsa, görünen orta, ortası yoksa görünmeyen orta. Adamların toplamı bölü adamların sayısı bize tam ortadaki adamı verecek, birazdan sorularda göreceğiz. Sayısı 1'den 110'a kadar olan tam sayılar soldan sağa doğru yan yana yazılarak oluşturulmuştur. Buna göre A sayısı kaç basamaklıdır denilmiş. Sayıya dikkat dayı. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 110'a kadar gitmiş bu böyle. Ben de şimdi şunu düşünüyorum, diyorum ki arkadaş diyorum 1'den 9'a kadar zaten 9 tane rakam var ve 9 basamaklı. Evet. Doğru. 10'dan 99'a kadar kaç tane adam var? Terim sayısını hemen bulayım diyorum. Terim sayısı sondan başı çıkart, artış miktarına böl, 1 ekle. Artış miktarı 1 olduğu için 1'e bölmeye gerek yok. Bundan bunu çıkartıp 1 eklememiz yeter. Yani 99 eksi 10 bölü 1 artı 1. 90 tane sayı var. Her bir sayım da 2 rakamdan oluştuğundan 90 çarpı 2, 180 basamak da buradan geldi. Daha sonra dayı 99'a kadar geldim. 100'den 110'a kadar gideceğim. Yine buradaki terim sayısını 110'dan 100'ü çıkartıp 1 eklersem bulurum hemen. Yani 11 adam. Ama bu sefer her adamım 3 tane rakamdan oluşuyor değil mi? 33. O zaman 11 çarpı 3'ten 33 basamakla. 9 basamak burada var. 180 burada var. 33 de burada var. Bunları da toplarsam 222 basamaklıdır derim cevaba. Bir kitabın sayfalarını numaralandırırken 210. rakam kaçıncı sayfada kullanılmıştır diye soru gelmiş. Yani bu da aslında biraz önceki soruya çok benzer bir soru. 210. rakam. Şimdi diyorum ki dayı, önce 1'den 9'a kadar. 9 tane rakam var, 9 tane sayfa var yani. 9 tane rakam. 9. sayfadayım. Sonra diyorum ki 10. sayfadan 99. sayfaya kadar gitseydim. Ne olur. Ne olurdu? 99'dan 10'u çıkartıp 1 ekleyip 90 tane sayfa olduğunu, her sayfada 2 tane rakam kullandığımı bir önceki sorudan biliyorum. 90 çarpı 2'den 180 tane rakam da burada kullandık. Şimdi toplasana kaç tane rakam kullandık? Ama daha 210'a gitmemiz lazım. Demek ki 3 basamaklara gideceğiz. 180 artı 9'dan 189 rakam kullandığımızı söyledik. 210'dan 189'u çıkarttığımızda daha 21 tane rakam kullanmamız gerektiğini biliyoruz. Her sayımda da kaç basamaklı olacak bundan sonra? 3 basamaklı olacak. Değil mi? 99'dan sonra 100, 101, 102, 103, 3 basamaklı. Evet. O zaman 21'i de 3'e bölsem 7 tane daha mı sayı yazacağım? Evet. Dayı ilk sayım 100 ise. Sonra 101, 102, 103, 104, 105, 106. 107. 106. 106. 7 tane sayı yazacağım mı? 106. Evet. Dolayısıyla sorumuzun cevabı burada. Evet. 106'ya kadar 7 tane oluyor zaten. Tabii ki 1. Zaten 0'ın olduğu yer 1 oluyor. 1'in olduğu yer 2 oluyor. 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106. Kaçıncı sayfada kullanılmıştır? 106. sayfada kullanılmıştır deriz. Hoş musun? Evet.
Ardışık 50 tane tek sayının toplamı 2000 olduğuna göre baştan 29. sayı kaçtır? Şimdi biraz önce demiştik ki tam ortadaki adam. Bu adam görüne de bilir, görünmeye de bilir. Ya şöyle bir şey, hocam bu nasıl görünüyor, görünmüyor? Bu cin mi? Nasıl görünecek? Ya arkadaş, sen 5 tane adam olduğunu düşünürsen, 5 tane adamın ortası bellidir. Çünkü sağında 2 kişi var, solunda 2 kişi var, kendi de tam ortada 5. Ama 6 tane adam var. Ama 6 tane adamda 3 burada var, 3 burada var, ortada görünmeyen bir yer var. Adam yok ama görünmeyen orta var. Evet, bir yer var. Bu 50 tane adamda da görünmeyen orta var değil mi? Evet. Görünmeyen. Çünkü 25 sağda, 25 solda. O zaman düşünelim, bu bilgimizi tekrarladık. Adamların toplamı böyle adamların sayısı. 2000'i 50'ye böldüğümüzde, yani toplamı sayıya böldüğümüzde 40 bulduk. Bu görünmez adam. Görünmez. Ortadaki adam. Böyle bir hayal edelim. 25 tane burada, 25 tane burada. Tam bu ortada görünmez adam var değil mi dayı? Evet. Yani onun 40 olduğunu biliyoruz. Bizim adamlarımız tekmiş. O zaman bu 40'sa hemen şu kutucuk 41 değil midir? Evet. 41'dir değil mi bu kutucuk? Hemen şu kutucuk da 39'dur. Evet. Çünkü tek 2-2 gidecek bunlar. E dayı, bu 25 tane adamsa şu 26. adamım değil midir evet. benim? Hemen 26. Bu 27. adamım, bu 28. adamım, bu da 29. adamım. Bana 29. adamı soruyorsa şu kutuyu soruyor. 41, 43, 45, 47. Cevap bu. Bana en büyüğünü sorsaydı dayı, ben de hemen düşünürdüm. Derdim ki arkadaş, burada 41'di değil mi? 25 tane adam yok muydu? Bu adamı boş verirsen 24 tane mi kalır dayı? Her biri 2-2 arttığından 24 ile 2'yi çarpsam 48 mi olur? 41'e 48 eklersen 89 olur. Bana buradaki adamı sorsaydı, o zaman da derdim ki bu adam bir dursun. Bunun yanında 24 tane adam mı var? 24 çarpı 2'den 48 küçülecek miyim? Evet. O zaman 39'dan 48'i çıkartırsam da eksi 9 burayı bulurum. Artık bana neyi sorarsa sorsun. Ardışık iki pozitif çift tam sayının toplamı aşağıdakilerden hangisi olabilir? Ardışık iki pozitif çift tam sayının toplamı. Dayı, bir defa Ceyhan şıkkındaki 35 hemen elenir değil mi? Hemen gider. Yani iki tane çiftin toplamı nasıl tek olsun? Tek olamaz. Olamaz, hemen elenir. Şimdi A şıkkından gidiyoruz. X ile X artı 2'nin toplamı 32 olsaydı. 2'yi buraya salladığımızda X'i 15 buluruz. Ama çift olması lazım. X 15 olduğundan olmaz. Olmaz. Bu şık elendi. Çünkü bu da çift, burada çift olması lazım. B şıkkında 34'e uygulayalım. X artı X artı 2 34. Buradan X'i 16 bulduk. E güzel, X 16 olduğundan çift. Dolayısıyla Bursa şıkkı olur. C şıkkında zaten kafadan konuşmaya gerek yok. D şıkkında 36 var. Eşitlediğimiz zaman buradan x 17 oldu, olmadı. E şıkkında da x 21 oldu, olmadı. Evet. Gayet basit bir soruydu dayı. 2x eksi 1 ve 3x artı 5 sayıları ardışık iki tam sayı olduğuna göre x'in alabileceği farklı değerlerin toplamı kaçtır? Ne dersin burada? Dayı, iki durum vardır, onu incelerim. 2x eksi 1 küçük 3x artı 5 ise, yani 2x eksi 1'e ben 2 eklersem 3x artı 5'e eşit oluyormuş derim. Ya da 3x artı 5'e 2 eklerim, 2x eksi 1'e eşit olur. Evet. İki tane durumu da değerlendiririz. Dediğin gibi ya buradan küçüktür ya da 3x artı 5 2x eksi 1'den küçüktür. O zaman şu küçük olan yere sen kaç ekleriz dedin dayı? Ardışık 2 sayılıyormuş, çift demiyormuş. 1 ekleyeceğiz o zaman. Tamam, 1 ekleyeceğiz. 2x eksi 1 artı 1, 3x artı 5. Buradan da 3x artı 5'i, oradan x'i buluruz. Buradan da bu sefer buna 1 ekleriz. Evet. 3x artı 5 artı 1, 2x eksi 1. X de buradan eksi 7 çıkar. X'in alabileceği farklı değerlerin toplamı da eksi 12. Çift sayı olur. Deseydi 2 eklerdik. Evet, 3'ün katı deseydi 3 eklerdik. 3 eklerdik gibi. Milyonun katı deseydi milyon eklerdik. Eklerdik. Benzer milyon şekilde. Milyonun katı deseydi de. Sabaha kadar gider bu. Evet. Ardışık 4 çift sayının toplamı A olduğuna göre en küçük sayının A cinsinden değeri nedir? Evet. Yani şimdi millet şöyle yapabilir. X, X artı 2, X artı 4, X artı 6 böyle yapabilir. Biz değer verebiliriz. Yani, ben değer vermeyi severim. Aynen. Sayılarımız 2, 4, 6, 8 olsun. O zaman bunların toplamı topladığımız zaman 20 yapar. Hemen A 20. Evet. En küçük sayımız da 2. A cinsinden değeri nedir? A böyle 10'dur. Yani A bölü 10 varsa tabii şıklarda. Evet. Şimdi şıkların biri bu. Evet. A eksi 12 bölü 3. A yerine 20'yi koyduğumuzda 8 bölü 3 çıktı, olmaz. 2'yi bulmam lazım.
B şıkkında uyguladığımızda bunu bulduk, olmaz. C şıkkına uyguladığımızda 4'ü bulduk, olmaz. D şıkkına uyguladığımızda bunu bulduk, olmaz. E şıkkına uyguladığımızda 2'yi bulduk. Demek ki cevabımız E'dir. Zaten şıklardan giderken A'dan başlamayalım, C'den başlayıp aşağı doğru inelim. O zaman daha çok zaman tasarrufu yapmış oluruz. Genelde şıklardan gidilen sorular C ve sonrasında oluyor çünkü. Ya. Dizisindeki sayıların çarpımı x ve toplamı y olduğuna göre y eksi x kaçtır? Çarpım 0. Kabak gibi belli değil mi? Eksi 40'tan 37'ye kadarki sayıların arasında mutlaka bir 0 vardır. Evet. Çarpımı kafadan 0. Mesele toplamını bulmak. Toplamda eksi 37'ye kadar gider dayı. Eksi 40. Görelim dayı, burada görelim. Eksi 38. Görelim istersen dayı. Görelim. Çarpımı 0. Onları toplarız dayı. Evet. Bunu toplarız, geri kalan birbirini götürürüz zaten. Yani çünkü eksi 40'tan artı 37'ye kadar, biz de burada eksi 37'ye kadar gösterdik. Eksi 37'den itibaren artı 37'ye kadar hepsi birbirini götürür. Sadece sen dediğin gibi şu 3 tanesi kalır. O 3 tanenin toplamı da eksi 117 yapar. X eksi y'yi sorsa da biraz daha tehlikeli bir soru olurdu belki. Hafif. Evet. 117 olurdu. Eksi 117 çıkar. O zaman önüne eksiyi alıp artı 117 olurdu. Yani. Olduğuna göre A kaçtır? ÖSS bunu da sever. Geçmişte bununla da ilgili soru sordu. Şimdi 1 eksi 2 artı 3 eksi 4 nokta nokta 74 artı 75'e kadar gitmiş. Şimdi dayı dikkat ediyor musun? Ediyorum. Şurası eksi 1 mi? Burası da eksi 1. Eksi 1. Paket halinde eksi 1 evet. Görmek istiyorum. Bunlar eksi 1. O zaman ben de geliyorum paketliyorum senin için. Evet. Kaç paket olduğunu anlamak istiyorum. Kaç paket olduğunu anlamak istiyorsun. O zaman hemen yapayım dayı. 1'den 74'e kadar 74 tane adam var. Evet. Her iki tanesi bir paket olduğu için 74'ü 2'ye bölerim. 37 paket var dayı burada. Eksi 1 var. Evet. Evet. O zaman kaç kutu var demiş. Bak 37 tane kutu olduğunu evet. Bulduk. 37 tane eksi 1 var o zaman. Evet. Yani eksi 37. Ama en sonunda bir de artı 75'im var. O zaman ikisini de toplarsam cevabım 38 olur. Hoş bir soru. Değil mi? Gayet güzel bir soru. Toplamında her terimin birinci çarpanları 2 azalırsa toplam ne kadar azalır? Şimdi dayı bunun sonucuna A dedik. Çarpanlarını azalırsa dediği için biz de aşağıya yazacağız. Evet. Neresi azalsın deniliyor? Birinci çarpan 2 azalırsa. O zaman bunu 2 azaltırsam bura 1 çarpı 7. Bura 2 çarpı 11. Nokta nokta 10 çarpı 43. Taraf tarafa çıkartacağım. Dayı dikkat et. Burası 21, burası 7. Çıkarttın 14. Evet. Burası 44, burası 22 çıkarttı. 22. Nokta nokta nokta. Burada da 43 parantezini alıp 12'den 10'u çıkarsan 2. 2 kere 43, 86. Bir sistematik var. Yani 14'ten 22'ye kadar olan sayıların toplamını bize sormuş. 86'ya. Gauss derim ben buna. Evet. Bir de tersten yazarım. Onu Gauss. Taraf tarafa bir toplarım. İki tane Gauss eşittir. 100'den, bunları topladığımız zaman 100 yapıyor değil mi? Evet. 100. Kaç tane 100 var burada? Terim sayısını bulurum. Son eksi ilk bölü artış miktarı artı 1. O zaman 10 tane olduğunu da biliyorum. Dolayısıyla 100 çarpı 10 eşittir 2 Gauss'tan. Gauss 500. Evet. Yani A eksi B 500 oldu. Sayı ne kadar azaldı? 500 azaldı. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı. Şimdi burada 86'dan 14'ü çıkarsan kaç yapar? 70. 72. Artış miktarı 8, kaç? 9 oldu. 1 ekleyince 10 oldu. Yani biz bunu rahatlıkla bulabiliriz. Şunu da yapabilirdi arkadaşlar. 14'ten 86'ya kadar hocam ben 7 parantezini alsam bura 2 artı 7 parantezine diyorum. Bir parantezi alabilir mi? Alamaz değil mi? Bunu alır da bunu alamaz. İlla alacağım dersen dediğin doğru. Başka da yapacağı bir şey yok. Buna bakalım. İfadesinin A türünden eşiti nedir? A'yı vermiş, bunu vermiş. Şimdi burada 1'in karesi ama ben bunu 1 çarpı 1 diye düşünsem, bunu 3 çarpı 3, bunu 5 çarpı 5, bunu da 13 çarpı 13, değil mi? Tabii dayı. Hatta ondan önce 1, 3, 5, 7 diye gidiyor ya, 11'in karesi, 11 çarpı 11, bunları alt alta yazarız. Evet. Bak mesela, buraya A dedik, 1, 1, 3, 3, 5, 5, 11, 11. Bak dayı, 13'ün karesini almadım. Evet. Bir öndeki 11'in karesi uyumlu olsunlar diye. Ona da B dedim. Şimdi yukarıdan aşağıya da çıkartıyorum. O zaman burası 3'ten 1 çıktı 2, 15'ten 9 çıktı 6, nokta nokta nokta. 11 parantezine alıp 13'ten 11'i çıkardım 2, 2 çarpı 11'den 22. Burayı hemen Gauss'ta yapabilirim. Ya. Değil mi? Yaparsam. Gauss'ta yaparsam.
Bir tersten bir düzden. Hatta iki parantezini alsam gene bir şey oluyor mu? Gene olmuyor. Gene olmuyor. İlla bir parantez almak istiyor mu bugün ne hikmetse? Denk gelir lan inşallah. Tersten yazıyorum şimdi. 22'den 2'ye. Taraf tarafı topladım. İşte 40'tı, 24 yaptı. Nokta 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 24. Kaç tane adam var burada? 22 eksi 2 bölü. 20. 22 kaç? Eksi 2, 20 bölü 4 artı 1. Yani 6 tane. 6. 24 çarpı 6, 2 tane Gauss. Her tarafı 2'ye böldük. Gauss 72 bulduk. Evet. Yani A eksi B'yi 72 bulduk değil mi biz şu anda? Evet. O zaman dayı, A dediğimiz şey, B dediğimiz şey. Biz şimdi B'yi arıyoruz ya. Evet. B dediğimiz şey, bunu buraya, bunu buraya attığımızda A eksi 72 mi olur? Evet. Bizim B denilen adamda biz 13'ün karesini koymamıştık. Evet. Bir de 13'ün karesini eklersek, B eksi A, şey, A eksi 72 artı 169'dan A artı 97 çıkaracağımız. Evet. Çünkü biz B'yi alırken 13'ün karesini katmadık. Sonra katacağız. Uyumlu olsun diye başta evet. Söylemiştik orada. Evet. Artı sayıların toplamı da bu kadar. Aşağı yukarı bu tip sorulardan evet. Gelecektir. Öğrencilerimiz bunları güzelce tekrar ettikleri zaman, benzer soruları çözdükleri zaman rahat bir şekilde sınav sorusunda çözerler. Hayırlı olsun diyoruz.